zaten bunlar sürekli olacak böyle. Şu anda biz küresel ısınmanın son 1000 yılında en şiddetli dönemde yaşıyoruz. Cengiz Han 60 yıl, 60 yıl sonra. Yani biz şu anda son Cengiz 40-50 yıl, 60 yıldan sonra söyleyeyim, son 1000 yılımızın en şiddetli küresel ısınmasını yaşıyoruz. Mesela önemli bir dönem. Özellikle 1960 sonrası, giden güne atlattıklar. Ekstrem hava olaylarını çok daha sık görmemiştik. Hortumlar, biz pek yabancı değiliz hortumlar ama bu geçen gün Alaçatı'da olan yıkıcı hortumlara pek alışkın değiliz. Yani İzmir'de şeyler var, yani Türkiye'de hortumlar var, yapılır, olur hortumlar. Ama Alaçatı'daki olay bir oldukça yıkıcı bir hortumdu. Bunun nedenleri şu, biz son 1000 yılın en sıcak dönemlerini yaşıyoruz. Yani küresel ısınmanın pik yaptığı dönemleri yaşıyoruz biz şu anda. Bu ne demektir küresel ısınmanın pik yaptığı dönemlerde? Ekstrem hava olaylarını biz çok fazla görürüz. Daha çok hortum, daha çok kasırga, daha çok yağmur, daha çok sel. Yani ekstrem hava olaylarını çok daha fazla görürüz ki dediğim gibi son 1000 yılın biz şu anda, son 60 yılı kastediyorum, 1960 sonrası en şiddetli küresel ısınma dönemini yaşıyoruz. Şimdi yıkıcı hortumlar olduğu için dediğim gibi küresel ısınmanın çok şiddetlenmesi. Yani deniz suyu çok ısınıyor aşağısı ve yukarıdan soğuk, çok soğuk bir atmosfer. Bu sefer İstanbul'da kar yağmasına neden olan atmosferik şartlar sokulduğu için Ege'ye doğru. Zaten aşağısı çok sıcaktı, bizim denizlerimiz çok sıcaktı. Hatta 19-20 derecelerdeydi. Tabii bir anda etkilendi ve oldukça sert bir hortum oluştu. Yani Alaçatı'da gerçekten 2 tonluk arabaları kaldırıp vuran bir hortum oluştu. Daha önce hortumlar var. Daha önce denizlerde biz çok yaşarız hortum, biz çok görürüz. Ama onlar yıkıcı değil, yani onlar hafifti. İlk defa bu kadar sertini gördük. Ege kıyılarında sertini gördük. Şu anda önümüzdeki yıllarda, belki önümüzdeki yıl, belki görebiliriz ama 2023'ten sonra ben hiç sanmıyorum, çünkü soğumaya gireceğiz. Soğuma dönemlerinde evet hortum olur. Hortum her gerek küresel ısınmada gerek soğumalarda olur ama hortumun asıl çoğaldığı dönem küresel ısınmalardır. Yani küresel ısınmanın pik yaptığı dönemlerdir. Azalacaktır. Olsa bile bu kadar etkili olmayacaktır. En azından bizim şeyimizde olmayacaktır. Yani bizim ülkemizde olmayacaktır.
hiç yokmuş.